A Spor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulunuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcu Halil Dervişoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte temsil eden Galatasaray, E grubundaki ilk maçında Lazio'yu konuk edecek. Sarı Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ve futbolcu Halil Dervişoğlu, Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak mücadele öncesi basın toplantısı düzenliyor. Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları: Gelmek istediğim yer Galatasaraydı. Geçen sene güzel bir sezon geçirdim. Galatasarayı çok sevdim. O yüzden gelmek istediğim yerde Galatasaraydı. Buraya geldiğim için mutluyum. İnşallah güzel bir sezon olur. Galatasaray'da kendimi gösterdim. Geçen sezon Ümit Milli'den biliyordunuz beni. Sonra Galatasaray'da kendimi gösterdim. Sonra A Milli'ye gittim. Ben iyi süreç getirdim ama takım olarak değil. Bunlar özgüven getiriyor. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Diğer oyunculara benzemek gibi amacım yok. Tam olarak bir oyuncuya benzemek gibi bir şey yok. Bazı oyunculardan bazı şeyleri öğrenebilirsiniz. Çok izlerim oyuncuları. Onlardan da bir şeyler öğreniyorum. Diğer oyunculara pek benzemek gibi bir şeyim yok. Kim daha faydalı olursa o oynamalı. Forma rekabetiyle ilgili her oyuncu kendisine güvenir ve ben de öyle, onlar da öyle. Her kim takıma daha faydalı olursa, kim daha çok yardım edebilirse o oynamalı. Kim zaman bulursa daha iyi oynar ve maçları kazanırız. Bu sezon biraz genç bir takımımız var. Bu bence iyi bir şey. Çoğu oyuncumuz çok istekli. Böyle bir ortamda, grupta birleşimi iyi sağlarsak güzel başarılar elde edebiliriz. Şimdi birbirimize bağlanmaya ve iyi performans göstermeye çalışıyoruz. Takım olarak iyi konsantreyiz. İlk defa Galatasaray taraftarının önünde oynayacağım. Takım olarak iyi konsantreyiz. Taraftarın önünde güzel bir performans sergileyip kazanacağız. Zor rakip ama biz Galatasaray olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz. Maça özgüvenle çıkacağız. Fatih Terim'in açıklamaları. Rakiplerimiz çok güçlü. Marsilya, Lazio, Lokomotif, Galatasaray dörtlüsü Avrupa kültürü olan, Avrupa'da ve oynadığı her yerde köklü kulüpler. Avrupa'da çok bulunmuş bir Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz, Şampiyonlar Ligi'nde olsa yadırganmayacak bir grup. Hepsi de çok güçlü. Bunların ilki Lazio. Meslektaşım Sarri yönetiminde çok da güçlü bir kadro kurdular. Şampiyonla oynayacak kapasitedeler. Marsilya zaten çok iyi başladı. Çok iyi takım. Lokomotif her zaman bu arenada bulunan, buraya alışmış ve önemli işler yapabilecek bir takım. Lazio'nun karşısında genç bir Galatasaray var. Lazio'nun çok iyi bir kadrosu var. Şu oyuncu şundan önde demek diğer oyunculara haksızlık olur. Milan maçına kadar ligde de iyi başlamıştı. Ancak karşısında da neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş, yaş ortalaması genç olan bir Galatasaray var. Ben oyuncularıma güveniyorum. Muhakkak hatalar yapacaklardır. Biz de bu hataları en aza indirgeyerek, yolda bir kazaya sebebiyet vermemek için uğraşacağız. Bu arenada gençlerimiz kendini daha da göstermeli takımıma, gençlerime güveniyorum. Burada da çok iyi fikstürle başlamadık. İçeride Lazio, iki deplasman üst üste. Oynadığımız son 10 maçı çeşitli sahalarda oynadık. Evimizde ilk defa oynuyoruz. Bunların 8'inde kaybetmedik. Kendi sahamız, kendi seyircimiz, taraftarımızla ilgili özlemimiz var. Gruptaki her maç zor sonuna kadar iddiası olan bir Galatasaray olur inşallah. Bunun için uğraşacağız. Sporix. Galatasaray'da Lazio öncesi 4 eksik. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubundaki ilk maçında yarın 16 Eylül İtalya'nın Lazio takımını ağırlayacak. Türk Telekom stadında yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Cag yönetecek. Cugun yardımcılıklarını Matej Zünik ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajisi olacak. Müsabaka, Exxon Dijital platformundan canlı yayınlanacak. Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam eden Sarı Kırmızılılar, İskoçya'nın ST. Jussedon takımını 1-1 ve 4-2'lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Rendersi 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı. Geçen sezon İtalya 1. Futbol Ligi'ni Serie A 6. sırada bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. Galatasaray'da 4 eksik. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 4 futbolcu Lazio karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Saça Boy ve Sofyan Fauli, sahadaki yerini alamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Eşunsao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Markao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek. Son 8 maçında yenilmedi. Galatasaray çıktığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 10 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 8 karşılaşmada 4'er galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 8 mücadelede 16 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Lazio ise bu sezon seri ada çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Roma ekibi, 9 gol atarken kalesindeki 4 gole engel olamadı. Hücumda sorun yaşamayan Galatasaray'da savunma zorlanıyor. Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece bir karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı Kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 4 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az bir kez fileleri havalandırdı. Sarı Kırmızılı ekip, söz konusu 10 müsabakanın 9'unda ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı. Süper Lig'deki 4 maçta 8 gol atıp 5 gol yiyen Galatasaray, sadece bir karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı Kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa Kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi. Son iki maçta üstünlüğünü koruyamadı. Galatasaray, oynadığı son iki resmi müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti. Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden Sarı Kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, iki müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı. Lazio'da tanıdık isim. İtalyan temsilcisinde Türk futbol severlerin yakında tanıdığı Vedat Murik forma giyiyor. Türkiye'de Giresunspor, Gençler Birliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Kosovalı Santrfor bu kez Lazio formasıyla Galatasaray'ın karşısına çıkacak. A-Spor. Galatasaray-Lazio maçı öncesi Halil Dervişoğlu. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk edecek. Galatasaray Lazio maçı öncesinde sarı kırmızılıların genç oyuncusu Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu. İlk defa Galatasaray taraftarının önünde oynayacağım, diyen Dervişoğlu, zor rakip ama biz Galatasaray olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz, şeklinde konuştu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında yarın İtalya Seri A ekiplerinden Lazio'yu konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında futbolculardan Halil Dervişoğlu, açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonun ardından bu sezonda sarı kırmızılı formayı giymek istediğini söyleyen Dervişoğlu, "Geçen sene kiralık olarak geldiğimde güzel bir sezon geçirdim. Galatasaray'ı çok sevdim. O yüzden bu sezonda gelmek istediğim yer Galatasaray'dı. Buraya geldiğim için mutluyum. İnşallah güzel bir süreç olur." diye konuştu. "İnşallah daha iyi olacağım." Her futbolcudan bir şeyler öğrenmek için çaba sarf ettiğini ve kendini geliştirmeyi hedeflediğini söyleyen 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Ümit Milli'den biliyorsunuz beni. Galatasaray'da da şans yakalayınca beni çok iyi gördünüz. İyi bir sezon geçirdim ama takım olarak istediğimizi elde edemedik. Bu tip şeyler oyuncu için iyi bir özgüven sağlıyor. İnşallah ben de daha iyi olacağım. Tam bir oyuncuya benzemek diye bir şeyim yok. Her oyuncunun başka kalitesi var. Tabii ki başka oyunculardan çok şey öğrenebilirsin. O yüzden çok izlerim diğer oyuncuları ve onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Pek birine benzemek gibi bir durumum yok şeklinde konuştu. Halil Dervişoğlu kendisine güvendiğini ifade ederek, her oyuncu kendisine güvenir ve ben de öyleyim. Her kim takıma daha faydalı olursa, takıma daha çok yardım edebilirse o oynamalı. İnşallah kim zaman bulursa iyi performans gösterir ve takım maçı kazanır dedi geliştirmem gereken şeyler var. Takımın bu sene genç bir yapı ile mücadele ettiğini vurgulayan Halil Dervişoğlu, bu sene genç bir grubumuz var. Bu bence iyi bir şey. Çoğu oyuncu çok istekli. Böyle bir ortamda bileşimi iyi sağladığınızda güzel şeyler başarırsınız. Biz de buna çalışıyoruz. Birbirimize bağlanıp iyi şeyler göstermek için benim oynayış stilim bu ve bundan vazgeçmemeye çalışıyorum ama tabii ki geliştirmem gereken şeyler var. Her gün daha iyi olmak için çaba sarf ediyorum. Ifadelerini kullandı. Takım olarak konsantreiz. Yarın akşam oynayacakları karşılaşma hakkında da açıklamalarda bulunan genç oyuncu iyi bir performans sergilemek istediklerini vurgulayarak yarın için heyecanlıyım çünkü ilk defa Galatasaray taraftarının önünde oynayacağım. Takım olarak konsantreiz. Takım yarına iyi hazırlandı. İnşallah da yarın taraftarın önünde iyi bir performans sergileyip taraftarımızın önüne galibiyet için çıkacağız. Zor bir rakip ama biz Galatasaray olarak ne oynamak istediğimizi biliyoruz açıklamasında bulundu. Öte yandan Dervişoğlu 67 numarayı tercih etme sebebini ise ilk olarak burayı sevdiğim için burada oynamak isterim. Fatih Hocamla birlikte çalıştığım için mutluyum. Numara olarak çok rakam vardı ama babamın doğum tarihini seçmek istedim cümleleriyle açıkladı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.